Dediğim gibi Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen şu anda hattımızda. Özlem Hanım günaydın. Merhaba Güçlü Bey, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Özlem Hanım, önce dün şu basına yansıyan açıklamanızla başlamak istiyorum. Sonra diğer konulara geçeriz. Siz tabii ki hekimler olarak bir defa en önde şu anda virüse karşı koşanlarsınız, mücadele verenlersiniz. Evet. Ve dolayısıyla bu risk sizde çok fazlasıyla var, her an böyle bir hastalığa yakalanabilirsiniz. Diyelim ki yakalandınız, evet, ve 14 gün karantinaya alınmanız gerekiyor. Bu durumda çalışamadığınız için çalışamadığınız gün oranında maaşlarda, gelirlerde bir kesinti mi oluyor? Şöyle, aile hekimliği kanununda uzun süreden beri itiraz etsek de bir türlü düzeltemediğimiz bir şey var. Yıllık izin alırken bile vekalet vermemiz gerekiyor. Yani sözde yıllık izin hakkımız var ama bunu kullanırken bile beraber çalıştığımız bir meslektaşımız bizim yerimize, hastalarımıza bakacağını onaylarsa biz rahatlıkla izne çıkıyoruz. Onaylamazsa hak ediş dediğimiz maaşlarımızın hak ediş şekilde hesaplanıyor. Kesintiye uğruyor. Biz bunu uzun süreden beri itiraz ediyorduk. Düzeltilmesi gerektiğini söylüyorduk zaten. Ancak şu dönemde büyük bir özveriyle çalışırken Covid-19 tanısı alan ya da bu nedenle testleri yapılıp izolasyona ayrılan meslektaşlarımızın aranarak vekalet vermesi gerektiği söylenmiş muhtemetler tarafından. Hmm. Bu bizi çok üzdü. Zaten çok büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Eksiklerimizi söylememize rağmen en öndeyiz. Hı. Hiçbir zaman da hizmetten kaçmıyoruz. Bir de bunun üzerine hani evet, bu bir zorunlu ayrılış. Bu bir aynı zamanda mesleki bir hastalık gibi de. Çünkü hastalardan kapılmış pek çoğu. Bu durumda bir de ceza gibi, hadi sen bir vekil bul. Tek hekim çalışan meslektaşlarımız var. Onların bir vekil bulması da çok zor. Zaten şu hastalık döneminde bir vekil arayarak hadi benim yerime imza at, hmm, arkadaşım demek de onun beklenmesi de çok yanlış. Hem maddi hem manevi olarak bizi üzen bir durum. Özlem Hanım, bu vekili nereden buluyorsunuz? Yani çalıştığınız aile hekimliği içerisinden bir başkası mı bakıyor, dışarıdan mı birini bulmanız gerekiyor? Çalıştığımız aile hekimliği biriminden buluyoruz. Beraber çalıştığımız meslektaşlarımıza söylüyoruz. Birbirimize vekalet veriyoruz ama aynı zamanda çıkması gereken meslektaşlar oluyor tatile. Mesela bu Covid-19 şüphesiyle aynı aile sağlığı merkezinde, diyelim ki iki birimli bir aile sağlığı merkezi, iki hekim, iki aile sağlığı çalışanı da bu tanı ile çıkmış olabilir. Aile sağlığı merkezi şu an çalışamıyor olabilir. Bu durumda vekil bulmak da çok zor. Tek birimli aile sağlığı merkezleri var. Tek bir aile hekimi ve tek, hı hı, bir aile sağlığı çalışanı. Mesela bunun örneği de var. Ve burada vekil bulamayacak bu hekim. Ne yani yapıyor? Böyle bir durumda ne olacak? İşte biz de bunu soruyoruz. Böyle bir durumda hiçbir mağduriyet yaşanmamasını istiyoruz. Bunun için bu haberleri yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizler de sesimizi duyuruyorsunuz. Estağfurullah. Şunu merak ediyorum şu an. Bir ara basına yansıdı. Aile hekimlerinde Covid-19 pozitif çıkanların sayısı sizde şu an son olarak belli mi? Belli bir sayı yok. Net bir sayı yok. Ama, hı-hı, her geçen gün artıyor. Testleri yapılanlar, izolasyona alınanlar var. Meslektaşlarımızı duyuyoruz. Tek tesellimiz şu an çok ağır durumda olan meslektaşımız yok. Tedavileri devam ediyor. Bir kısmı da testleri yapılmış bir şekilde izole olarak bekliyorlar. Aslında o zaman şunu da sorayım hemen, ben İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı'yla da Kutbettin Bey'le de bir program yaptım. Evet. Diyordu ki koronavirüs vakalarının aslında bize gelmesi doğru değil diyordu. Diyelim ki birileri böyle bir şey hissediyor, acaba ben bu virüsü kapmış olabilir miyim diye. Aile hekimliğine gitmeleri doğru bir adım mı değil mi, ne yapmaları gerekir, ne tavsiye ediyorsunuz siz? Şimdi koronadan şüphe etmesi için belli kriterler var. Yüksek ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, ateş olmadan öksürük, solunum sıkıntısı, yurt dışından gelmiş biriyle temas etmek, işte korona tanısı almış biriyle temas etmek, çok kalabalık ortamda olup da öksürüklü biriyle temas edip bir süre sonra ateş, kırgınlık varsa da, yani bir şüphesi varsa
bir kişinin öncelikle kendi maskesini takacak, başkalarını da korumak için. 184 hattı var, onu arayabilir. Eğer gerçekten çok ağır bir durumdaysa, solunum sıkıntısı, gerçekten çok yüksek ateşi varsa 112'yi arayabilir. Bu şekilde bir sağlık kurumuna gitmesi sağlanabilir. Aile sağlığı merkezinde neden gelmesi? Biz bir sağlık kurumuna neden gideriz? Teşhis konusu, tedavi edilsin. Hı hı. Veya işte koruyucu, aile hekimliklerinde en çok olması gereken koruyucu hekimlik olsun, takibim olsun. Biz COVID-19 için ne teşhis koyabiliriz ne tedavi edebiliriz. Hı. Doğru bir merkez değiliz. Bulaş kaynağı olur burada. O yüzden zaten aile sağlığı merkezlerinde ilk başvuruda triyaj dediğimiz bir şey olmasını çok önemsiyoruz ve öneriyoruz. Nedir bu triyaj? Kısaca anlatayım. Hı hı. Belli bir algoritmada Sağlık Bakanlığımız bunun birinci basamak için olanını da yeni yayınladı. Belli bir algoritmada sorularımız var. Onları soruyoruz. Aldığımız cevaplara göre belirli muayeneleri yapıyoruz. Ve içeri alıyoruz, aile hekimimize sevk ediyoruz. Ya da diyoruz ki belli aranması gereken yerler var. Her ilin telefon numaraları bellidir ya da sabit bir numaradan arayıp bilgilendiriyoruz ve bu kişinin bir üst sağlık kurumuna sevkini sağlıyoruz. Yani netice itibariyle şunu dinleyicilerimize biz de aktarmış olalım. ASM'lerde diyeceğim, aile sağlık merkezlerinde, aile sağlık merkezlerinde şu anda bir COVID-19 testi yapılmıyor değil mi? Şu net bilinsin. Yapılmıyor. Peki sizin için gerekli önlemler alınıyor mu orada? Sizin hastalığı kapmamanız için gerekli ekipmanınız var mı? Çok geç de olsa ekipman dağıtımı başladı. Artık yavaş yavaş geliyor ama bunun devamlılığı ve tamamen dağıtılması önemli olan. İşte çok yavaş yavaş cerrahi maskeler dağıtılmaya başlamıştı. Eldivenler dağıtılmaya başlamıştı sayıyla. Şimdi koruyucu ekipmanlarda ilk muayenede özellikle eğer biz kulak burun boğaz muayenesi yapacaksak, sırt dinleyeceksek, yakın temasta bulunacaksak yüz koruyucu, gözlük, eldiven, bone, bir önlük de giymemiz gerekecek. Bu ekipmanların eksiksiz olarak dağıtılması bizim açımızdan çok önemli. Çünkü ikinci basamak poliklinikleri sayısı kısıtlandı yoğunluk düşüncesiyle. Bu durumda bize çok daha fazla başvurular oluyor. Muayene talepleri çok fazla oluyor. Biz her zaman diyoruz ki hangi sağlık kurumuna gidecekseniz gidin. Gerçekten ihtiyacınız varsa sağlık kurumuna başvurun ve randevu alın. Özellikle bu dönemde randevuyla gidilmesi çok önemli. Bize de randevuyla gelinmesi çok önemli. Çünkü biz diğer koruyucu hizmetleri de vermeye devam ediyoruz. Yani bir köşede sinsice bekleyen bir kızamık var. Aşılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yeni doğan bebeklerimiz var. Çok önemli olan topuk kanlarını almaya devam ediyoruz. Gebelerimiz var. Çok önemli bir izlemlerini yapmaya devam ediyoruz. Biz bunları mümkün olduğunca hastayla teması olmadan belli saatlerde yapmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle aile sağlığı çalışanlarımızla diyalogları çok iyi bizim halkımızın. Aile hekimleriyle diyalogları çok iyi. Randevularını mutlaka alarak aile sağlığı çalışanlarına, aile hekimlerine danışarak özellikle izlenme aşıları için belli saatlerde gelmesi çok önemli. Teması azaltmak açısından, bulaşı azaltmak açısından. Yoğunluk arttı mı son dönemde? Ya bir dönem azalmıştı evet ama şu dönem tekrar artmaya başladı. Aslında bizim ne kadar çok uğraşsak da yani birinci basamakta en çok yaptığımız şey aslında sağlık okuryazarlığını arttırmak ve eğitim. Bunun önemi bir kere daha anlaşılıyordur umarım. Bizi bir reçete polikliniği gibi veya bir tahil yaptırma yeri gibi görmeye başlamıştı insanlar. Ama aslında bizim asıl görevimiz kişinin kendi sağlığı hakkında doğru bilgilendirmek. Sağlık aynı zamanda korunabilir ve geliştirilebilir bir şey. Kendi sağlığını nasıl daha iyi koruyabileceğini, daha iyi geliştirebileceğini anlatmaktı. Buna ayırdığımız zamanın bize dönüşü daha olumlu olacak. Yani biz şu anda yine en çok yaptığımız şey kişinin kendini koruması, gereksiz başvuruları azaltmak. Bir vitamin yazdırmak için gelmeye gerek yok aile sağlığı merkezine. 3 hafta sonra da içebilirsiniz. Şu en riskli dönemde. Artık tanılar artmış, bulaşın ne kadar yüksek olduğunun farkındalığı artmış. Artık sosyal izolasyonun önemini herkese anlatıyoruz ve her yerde defalarca tekrar ediliyor.
Bu sosyal izolasyon aynı zamanda gereksiz sağlık başvurusunu da azaltmak için de önemlidir. Evet, bu doğru. Bu arada bu kronik rahatsızlığı olanların reçete süreleri bittiğinde artık herhalde yeniden gelmeleri gerekmiyor, öyle değil mi, yazdırmaya şu anda? Kesinlikle 1 Ocak'tan itibaren bitmiş olan bütün reçeteler Haziran sonuna kadar geçerli. Raporlar pardon. Hı hı. Haziran sonuna kadar geçerli ve reçete yazdırmaya gelmeden eczaneden temin edilebilir bu ilaçlar. Ama vatandaşlarımız, buradan bir kere daha da bilgilendirmek isterim. Reçeteli yazdığımızda bu kronik ilaçları 3 kutu alabilirken şimdi 1 kutu alabiliyorlar. Bunun tekrar 3 kutu olması için başvurularımızı yapıyoruz ama lütfen 1 kutu verilen ilacı tekrar 3 kutu yazdırmak için aile sağlığı merkezine gelmeyin. Ha, şu an için çünkü yani, sadece 1 kutu tabii, alabiliyorlar netice itibariyle. 1 kutu alabiliyor ama netice itibariyle ilacını alabiliyor. Tabii. Yani peki, tekrar gelmeye gerek yok. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen'le konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Bir de bu yurt dışından gelenlerle ilgili 14 günlük bir karantina süreci, işte herkes kendini evinde izole etsin uyarısı var. Anladığım kadarıyla onları da siz takip ediyorsunuz, öyle mi? Evet, telefonla arıyoruz bize bildirilenleri ve onlara genel sağlık durumları ile ilgili sorular soruyoruz. Hı hı. Yine koruyucu hekimlik bilgilerini veriyoruz. Evde nasıl davranmalarıyla gerektiği ile ilgili. Eğer alert bir durum olursa, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, o zaman sağlık müdürlüklerini bilgilendiriyoruz. Onunla ilgili gerekli transferler sağlanıyor. Bu takip de çok önemli. Kişinin kendi sorumluluğunu hatırlatmak açısından da önemli. Her gün aranıyoruz diyenler var. Her gün mü arıyorsunuz? Her gün arıyoruz. 14 gün boyunca her gün arıyoruz. Yani genel halini soruyorsunuz. Evet. Onlar da bir cevap veriyorlar. Belli sorularınız var muhtemelen. Evet evet. Belli bir programda açılıyor. Sorular var. Algoritmaya göre. Onları soruyoruz. Vatandaş size değişik şeyler soruyor mu? Onu merak ettim şimdi. Yani bu konuda ne kadar bilinçliyiz be ya? Bu konuda bilinç giderek artıyor. Hı-hı. Yani dışarı çıkmamaları gerektiğini söylediğimizde markete gitmeyi dışarı çıkmak gibi görmeyenler oluyor. Yani mesela işte yan komşuya gitmeyi, dışarı çıkmıyorum ki yan komşuya gidiyorum. Onu dışarı çıkmamak gibi düşünenler oluyordu. Bunun da bilgilendirmesini yapıyoruz. Yani dışarı çıkmamak, evin dışına çıkmamak. Ne aslında, şekilde? Hani balkona evet, çıkabilirsin, hı-hı, camdan bakabilirsin ama yan komşuya gitmeyeceksin. Evet, bizde böyle bir şey var. Yani o bizim yan komşu, yani ayıp yani. Şimdi onunla bir araya gelmeyecek mi? Senelerdir tanıyorum yani. Ne olabilir ki düşüncesi var bizde ama. Tabii bu yanlış bir düşünce, doğru. Peki Özlem Hanım, son olarak aile hekimleri adına siz derneklerin federasyonunun başkanısınız. Söylemek evet, istediğiniz ne var? Onu da iletmiş olalım buradan bizi dinleyenlere. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 72 İl Derneği'nin temsilcisi olarak her şekilde sesimizi duyurmaya ve haklarımızı aramaya devam ederken halkımızı da bilgilendirmeye devam ediyor. Şimdi ben sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını görüyorum. Çok da güzel, kıymetli, sağlık çalışanlarına olan destekleri. Eğer aile hekimlerine yardımcı olmak isterlerse, ki bence olmalılar, herkesin bir aile hekimi var çünkü. Bu sivil toplum kuruluşlarından ya da şirketlerinden kişiler kendi aile hekimlerine de maske, koruyucu, yüz koruyucu, gözlük, eldiven, bone gibi ihtiyaç, gerçekten devamlılığı gereken ve ihtiyaç olan kişisel koruyucu ekipmanlar açısından destek olsunlar. Eğer birer birer aile hekimine ulaşmak bizim için zor olabilir diyorlarsa, il derneklerimizin mutlaka web sayfaları vardır. Oradan il derneklerimize ya da bize ulaşsınlar. Biz başkanlarımızla diyaloglarını kuralım ve bu desteği sağlasınlar. Çünkü biz birinci basamak hekimleri, bize gelenin bir tanısı olup olmadığını bilmiyoruz. İlk karşılaşıyoruz. Evet. Ve riskimiz gerçekten çok yüksek. Acil hekimleri de öyledir, bizler de öyleyiz. Servise çıkan hasta tanı alarak çıkıyor. Ve oradaki ekipman tamamlanmış olarak müdahale ediliyor. Ama biz en öndeyiz. Yani biz ordunun en öndeki savaşçılarıyız. Bizlerin ekipmanlarının güçlü olması lazım. Ve bizim
her alanda destekleniyor olmamız lazım. Yani sağlık çalışanı elbette görevinin başında ama bizim manevi olarak da destekleniyor olmamız lazım. Hala ve hala sağlıkta şiddet konuşuluyor. Bunca çabaya ve iyi niyete rağmen. Bizi alkışlayan eller gelip bize tokat atmaya çalışıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Alınacak en güzel koruyuculuk Sağlık Bakanımızın önerisiyle, Adalet Bakanımızın onayıyla sağlıklı şiddet yasasıdır. Ve bu sadece fiziksel şiddeti değil, sözel şiddeti, hedef göstermeyi, sosyal medyada yalan haberleri de kapsamalıdır. Hı hı. Sağlık çalışanını koruyamazsak, özellikle aile hekimliğini koruyamazsak, ülkemizin sağlıklı geleceğini koruyamayız. Hekimlerimizin değerini sadece zor zamanlarda değil, her zaman bilmemiz lazım. Çünkü en ufak bir sorunda koşup geleceğiniz yer yine bizleriz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız. Ben çok teşekkür ediyorum. Özlem Hanım sağ olun, biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani bunu şimdi yayındasınız diye söylemiyorum. Biz her zaman söylüyoruz zaten bu radyoda ama çok değerli işler yapıyorsunuz. Hele ki şu dönemde hayatınızı, ailelerinizi, yakınlarınızı riske atarak da değerli işler yapıyorsunuz. Gerçek anlamda kolaylıklar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Hepimize sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun.